Sağlık Aktüel programından herkese günaydın sevgili izleyiciler. Bugün yine yanımızda çok değerli bir hekimimiz var. Yardımcı doçent doktor Human Baki, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Siz daha önce yayınlara çıkıyordunuz ama ilk defa bizim konuğumuz oluyorsunuz. Evet. Sizi bizi izleyen izleyicilerimize kısaca tanıtabilir miyiz? Evet, benim adım doktor Human Baki, ortopedi uzmanıyım. Daha çok kirişlenme, travma, omurga hastalıkları, kırıkları, spor travmaları ve çocuklardaki deformitelerle biz ilgileniyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü konumuz ortopedi ve travmatoloji. Canlı yayınımıza bağlanarak merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Hocamıza danışabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün ilk başta diz kireçlenmelerinden bahsedeceğiz. Önce kireçlenme nedir? Bize ondan bahseder misiniz? Evet. En başa gelirsek. Kireçlenme bilimsel olarak artroz dediğimiz bir tablodur. O da kısaca ya da basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kemikleri saran parlak, bürüzsüz, yumuşak yüzeylerin yıpranması ve aşınmasıdır. Yani kemikleri saran, kemik hareketini sağlayan kıkırdakların yok olmasıdır. Haliyle kemikler birbirine değer ve hasta oynattığı zaman ağrı duymaya başlar. Buna kireçlenme diyoruz. Evet, kireçlenme. Peki ama kireçlenme belli bir yaşın üstündeki insanlarda görülüyor değil mi? Genellikle evet. Sebebi yaşlı nedir? Hastalarda daha fazla. Şimdi özellikle bayanlarda belli bir yaştan sonra, menopozdan sonra hormonal bir nedenden dolayı bu kıkırdak yapan elemanlar artık salınımı yavaşlar, azalır. Yaşlanmaya bağlı. Doğal olarak kireçlenme ortaya çıkar. Ya da bazı insanlarda çok fazla kilosu varsa, eklemlere binen yük çok fazla ise, çok travma geçiren, özellikle önceden sert zeminde top oynayan kişilerde, eklem içine uzanan bir kırığı uykusu olan hasta varsa, yanlış bir menisküs ameliyatı olan bir diz eklemi, o da ileride kireçlenme olabilir. Tabii ki romatizma, hastalıklar, genetik faktörler etkili olabiliyor. Human Bey, peki bayanlarda daha çok kireçlenme rastlanıyor deniyor. Doğru mu? Doğrudur. Ne yazık ki bayanlarda hem daha erken oluyor hem de daha sık gözüküyor. Yani bayanlarda genelde 50 yaşından sonra başlar. Erkeklerde ise genelde 55 yaşından sonra başlamaktadır. Ve bayanlarda genelde 4 kat daha fazla görülür, gözükür. O da östrojen hormonuna bağlı. Evet, menopoz döneminden sonra ister istemez bayanlarda kilo alımı olur. Aynı zamanda kaslardaki güç kaybı olur. Haliyle binen yük daha çok ekleme. Peki kireçlenme vücudun tüm eklemlerinde oluyor mu, yoksa sadece, yani biz genelde dizlerde diyebiliyoruz ama? Ya şu anda eklem olan her yerde kireçlenme olabilir. Ama daha çok olmakla beraber daha çok dizlerde, kalçalarda, omuzlarda görülür. Peki dediğiniz gibi belli bir yaştan sonra ortaya çıkıyor. Ama hangi belirtileri gördüğü zaman hastalar ben kireçlenme olabilirim galiba deyip doktora başvurmalı? Evet. Şu anda bizim için özellikle hani dizden bahsedecek olursak ayaktayken olan ağrılar, ondan sonra yürümekle birlikte artan ağrılar, insanın daha önce rahat gittiği mesafenin artık yarısına kadar geldiğinde ağrı duymasıdır. Hareket kısıtlılığı olmasıdır. Ondan sonra merdiven çıkamama ya da inememe, dizini kıramama, oynatamama, çömelememe ya da en önemlisi gece uyandıran ağrı olmasıdır. Bu eğer bu belirtiler varsa bu kireçlenme olduğunu, ilerlediğini gösterir. Ama bizim için ana neden, ana sebep doktora getiren nedenlerden bahsediyorum, ağrıdır. Ağrılarla, dayanılmayacak ağrılar artık. Tabii ki. Genç yaştaki insanlarda olmuyor herhalde değil mi? Şimdi ne yazık ki artık bizim toplumda şu anda erken yaşta kireçlenme görebiliyoruz. Onun nedeni şu,
düzensiz beslenmek ve kontrolsüz bir şekilde kilo almak, şişmanlamak. Çağımızın en büyük hastalığı evet, zaten artık bu. Artık arttığı için herkes düzensiz beslendiğinden dolayı özellikle büyük şehirlerde, zaman kısıtlı olduğu illerde fast food'dan zengin beslenerek kilo alıyor ve haliyle erken kirişlenme meydana çıkabiliyor. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz yardımcı doçent doktor Humam Baki, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Canlı yayınımıza bağlanarak hocamıza merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, kireçlenmenin ne olduğunu, ne zaman başladığını ve kimlerde olduğunu öğrendik. Peki tedavileri, tedavilerinden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Şimdi mesela hasta geldiği zaman ilk önce ben hep bunu söylüyorum. Bir dizde, bir eklemde ağrı olduğunda geç kalmadan doktora başvurunuz. Niye? Şimdi kirişlenme genelde bir anda ağır bir tablo haline gelmez. Yavaş yavaş ilerler. İlk önce erken tanı konulduğu zaman cerrahi olmadan, agresif tedavi vermeden iyileşebiliyor. Şimdi diyelim mesela kirişlenme birinci evrede olduğu zamanlarda. Evreleri var mı bu şekilde? Genelde dört evresi vardır. Erken evrede hasta doktora başvurursa rahat bir şekilde bunu tedavi edebiliriz. Tedavinin amacı ne? Nedeni ortadan kaldırmak ve hastaya konforlu bir yaşam sağlamak. Ağrısız bir şekilde yürümesini sağlamak. İşte onun için ilk önce nedene yönelik tedavi yapıyoruz. Hastanın kilosu var ise ilk önce kontrollü bir şekilde diyetisten yardımıyla zayıflamasını sağlıyoruz. Bu birincisi. Ya en önemli etken aslında zayıflamak. Evet. Şimdi niye? Özellikle yürürken bütün vücut ağırlığı dizler üzerine bindiği için doğal olarak hasta zayıfladığı zaman binen yük azaldığından dolayı orası bir rahatlıyor. Evet. Şimdi bizim diz kemiğine bakacak olursak oyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki eklemden bahsediyoruz. Onları saran parlak yüzeyleri var. Aralarında menisküsleri var. On tarafta diz kapağı dediğimiz patella kemiğimiz var. Şimdi onları saran bağlar ve kaslar var. Kaslar güçlü olduğu sürece bu eklem rahat olur. Ve hasta rahat bir şekilde yürür. Yaşla beraber bu kaslar atrofiye yani zayıflar. Haliyle bu kemikler birbirine yapışır. Yüklenme fazla olursa ister istemez bu sürtünme daha fazla ve daha fazla olduğundan dolayı bu kıkırdaklar kaybolur ve kemikler birbirine yapışır. Biz ne yapıyoruz? İlk önce hastanın zayıflamasını istiyoruz. Hasta zayıfladığı zaman ister istemez binen yük azaldığından dolayı bu eklem rahatlar. Fizikle beraber hasta geldi, zayıfladı. Aynı zamanda diz güçlendirme ve kas güçlendirme hareketlerini veriyoruz. Fizik tedaviyle beraber. Onun da amacı dizi saran bütün yapıları, kasları güçlendirerek artık vücut ağırlığını kaslara taşıtmaktır. Haliyle eklem daha rahat bir şekilde hareket eder. Ondan sonra destekleyici ilaçlar verebiliriz. Mesela kortizon içermeyen ağrı kesiciler. O hastanın ağrısını keser. Hastanın ağrısı kesildiği anda hasta yürümeye başlayacaktır. Yürüdüğü zaman ister istemez zayıflayacaktır ve kasları güçlendirecektir. İşte onun için genelde kombine bir tedavi vermemiz gerekir. Zayıflamak, ondan sonra güçlendirmek, destekleyici ilaçlar, hani ağrı kesiciler olabilir. Ondan sonra tıbbın gelişmesiyle beraber artık bu tedaviler daha rahat ve daha etkili oldu. Mesela diz içine çok sayıda artık enjeksiyon yapıyoruz. Şimdi onlar da çeşitleri var. Evet, son dönemde özellikle PRP tedavisi çok moda. Aynen, evet. Bu hastalığın tedavisinde enjeksiyon dediğinizde sanıyorum ki o. Doğrudur, doğrudur. Şimdi genelde 3 çeşit enjeksiyon yöntemimiz var. Bir tanesi söylediğiniz gibi PRP. Diğeri hyaluronik asit dediğimiz hani halk arasında yağ iğnesi, sıvı iğnesi. Üçüncüsü kortizon iğnesidir. Şimdi genelde genç hastalarda, kıkırdak hasarı olan genç hastalarda
Biz ne yapıyoruz? Kortizon ya da başka iğne yapmıyoruz. PRP yapıyoruz. PRP nedir? Hastadan kendi kanını alıp belli işlemden geçiriyoruz ve işe yarayan, fayda veren hücreleri alıyoruz, diz içine enjekte ediyoruz. Hı hı. Doğal olarak bu yöntem sayesinde bu işe yarayan hücre olduğu için tamir mekanizması görevini yapmaktadır ve var olan defekti, ben onu buradan göstereyim. Hı hı. Şimdi bu beyaz renk sağlam, doğal bir eklem. Kırmızı işte bu kirişlenmez dediğimiz kıkırdak hasarı. İşte PRP erken evrede ama. PRP yaptığımızda bu kirişlenmiş olan ve kıkırdak kaybı olan eklemlerde işte bu işe yarayan hücre enjekte ettiğimiz için iyileştirmeye başlar. İkinci iğne ise sıvı iğnesi dediğimiz hyaluronik asit. Bu konularla ilgili sormak istediğim çok tabii fazla soru var. Ama önce hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler. Ben hocamıza bir soru soracaktım ama. Buyurun. Ya ben sol diz kapağımda bir ağrı oluşuyor. Yani genellikle oturup da kalktığım zaman düşecek derecede bir ağrı oluyor. Evet. Acaba bu şey midir? Kireçlenmeden dolayı mı, başka bir şey mi? Sol diz kapağımda sadece. Geçmiş olsun. Yaşınız kaç? Yaşım 37. 37. Yaptığınız iş nedir? Masa başında mıdır yoksa ayakta mı çalışıyorsunuz? Yok, evet ayakta çalışıyorum ben. Ağırlık kaldırıyor musunuz? Aşağı... Yük taşıyor musunuz yani? Hayır, yük taşımıyorum. Evet. Şu anda... Şöyle söyleyeyim hocam. Ben 1,5 yıl falan cezaevinde yattım. Cezaevinde çıktıktan sonra zaten başladım. Cezaevine girmeden önce yoktu. Anladım. Fazla kilo var mı sizde? Hayır. Tamam. Geçmiş kiloyum. Tamam. Geçmiş olsun. Şimdi normal şartlarda 37 yaş bizim için genç yaştır. Genç yaş. Evet. Fazla kilosu da yok ama çok fazla ayakta duruyormuş, ayakta çalışıyormuş. Şimdi normal şartlarda ayakta çalışan insanların ister istemez bütün vücut ağırlığı eklem üzerine biniyor. Haliyle iki kemik arasında olan menisküsler üzerindeki olan stres artıyor. Ve özellikle iç taraftaki menisküsün arka kısmında bir yıpranma oluyor. Zamanla birlikte her insan bu yani bu dizin etrafındaki kasları güçlendirmez ise bu ekleme binen yük artacaktır ve haliyle menisküsler zarar görecektir. Yani spor yapmamız çok önemli yine. Evet, spor yapmak, nasıl spor yapmak? Bu kasları güçlendirmek. Spor dediğimiz bu çok önemli. Şu anda mesela, yani bu hastada, ben cevap vereyim ben hastamıza. 37 yaşında fazla kilosu yok. Travması, hani travmadan bahsetmedi. Bahsetti. Ayakta fazla kaldığından dolayı bu kireçlenme olmaz diye düşünüyorum bu yaşta. Başka bir daha çok menisküs rahatsızlığı. İşte onun tek çözümü şu anda tabii ki ilk önce doktora gitmesi gerekir. Hani şu anda gidemez, yoğun ise benim önerim ilk önce kas güçlendirme hareketleri rahat bir şekilde alabilir, bize ulaşabilir, ben ona gönderebilirim. Onun dışında onlardan fayda görmezse tabii ki gelir, muayenesini yaparız. Gereken neyse yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkür Şimdi, ederiz. Şimdi spor yaparken bu çok önemli bizim Hattımızda için. Hattımızda bir izleyicimiz daha var ama. Sizi yakalamışken her şeyi sormak istiyor izleyicilerimiz. Buyursunlar. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hocama bir sorum var ama. Tabii buyurun. Hocam bende kireçlenme var dediler dizimde ve kalçada. Geçmiş olsun. Dizimizi tedavi oldum geçen sene kalçana beraber. Dizim rahatladı, kalçam yine bozuk. Ameliyat olmam gerekiyor diyorlar. Protez konacak diyorlar. Bu protez sağlıklı olur mu? Nasıl olur acaba? Yaşınız kaç? Siz? Yaşınız kaçtı acaba Turan Bey? Yaşımız 53'e girdi işte. De. 53. Evet. Bu kirişleme neye bağlı? Travma var mıydı? Doğuştan mı? Yoksa ilaç kullanımından dolayı mı? Şimdi şöyle bir şey var bende. Bende kalça çıkıklığı var çocuğumdan. Tabii bu iki kalça seneye kadar bir rahatım. Bu iki sene arasında yürümeden çok kötü oldum yani. Diğer sağlam bacağımda oldu bu bozukluk. Evet. Şu anda sizde kalça çıkığı mı vardı dediniz? Evet, kalça çıkığı da var. Tamam.
Birazdan kalçadan bahsedeceğim. Ayrıntılı bir şekilde cevap vereceğim. Yani o çok sık gördüğümüz bir konudur. 53 yaşa kadar gelmesi de iyi bir şey. Birazdan ben zaten kalça konusunda bayağı detaylı bilgi vermeye çalışacağım. O zaman cevap verelim. Tamam. Uygun mudur? Tabii ki. Tamam, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz Turan Bey aradığınız için. Geçmiş olsun. Şimdi spordan bahsediyorduk. Evet, şimdi spor yaparken mesela bizim için yürüyüş çok önemli. Yüzme çok önemli ama aynı zamanda birçok hastamız fitness yapmak istiyor, yapabilir ama koşu bandını kullanmasınlar. Yani yürümek için kullansın ama koşmak için kullanmasınlar. Niye? Çünkü koşarken ister istemez diz üzerinde mikro travma yapar. Haliyle ne yapar? Bu kıkırdaklara zarar verir. Hani mümkün olduğunda spor yaparken yumuşak bir zeminde yürüyüş ya da yüzme. Onlar çok iyi ama hani sert bir zemin üzerinde koşmak bizim için uygun değildir. Onu söyleyeyim. Şimdi kireçlenme arttığı zaman birçok hastamızda iç tarafında, dizin iç tarafında ağrısı olur. Aynı zamanda bacaklar, o bacak dediğimiz deformite hale gelir. Parantez şeklinde. Yani sonradan öyle şekil değişebiliyor mu bacaklarda? Tabii ki. Niye? Kireçlenme arttığı zaman ister istemez kıkırdak buradan yeniyor. Ne olur? Kemikler birbirine değiyor ve şekil açılanma meydana geliyor. Benim çok fazla hastalarım var. Hepsini şu anda selamlıyorum. Beni izliyorlardır. Şimdi onlar geldiklerinde o bacak dediğimiz bir tabloyla geliyorlar. İkinci gün dümdüz bir bacakla dönüyorlar. Bu kadar hızlı sürede. Evet yani sürede. Artık ya ben bunu hep bunu söylüyorum. Artık kireçlenmenin çözümü çok kolay. Ne olursa olsun, hangi evrede olursa olsun doktora gelin, başvurun. Yani basit bir tedavisi var. En kötü ihtimalde hani hastanın korkutan bir şey var, protez. Protez kötü bir şey değil. Artık tıbbın gelişmesiyle beraber. Hani sizinle az önce bahsetmiştik. Hani benim babam ortopedist ve benim babamın zamanında 70'lerde konulan protezlerin kaba, kalın protez olduğu için çok fazla komplikasyon gelişebiliyordu. Ama tıbbın gelişmesiyle birlikte, sanayi gelişmesiyle birlikte artık o kadar basit ve rahat bir şey oldu ki hasta hemen sabah yaptığım protezi, hasta sabah protez yapıyorum, akşam yürütüyorum, ayağa kaldırıyorum, yürütüyorum. Ve 15 gün sonra hiç ameliyat olmamış gibi gezebiliyor, tozabiliyor. Hastalar için çok büyük bir konfor aynen. Ameliyatın bu kadar kısa sürede ve kolay bir şekilde tabii olması. Ya işte tıp gelişiyor, ondan sonra hasta artık daha bilinçli olmaya başladı. Yani işte o da bizim için de önemli. Anlatabildim mi? Enjeksiyon uygulamalarından bahsediyorduk. Evet. Şimdi hani PRP genç hastaları yaptık. Hani hasta genelde bir hafta arayla 3 tane doz yapılıyor. İşe yarayan hücreyi biz enjekte ediyoruz ve iyileştirmeye başlıyor. İkinci enjeksiyon türü ise hyaluronik asit, bu sıvı iğnesi genelde 50-60 yaş arasında kullanılır. Kireçlenme genelde ikinci ve üçüncü evreye kadar kullanılır. Hani bu dizin kayma hareketini biraz daha kolay yapmasını sağlar. Diyelim hastamız 60 yaşında ve kireçlenme dördüncü evrede. Artık cerrahi ameliyat şart. Ama hasta şu anda olmak istemiyor. O zaman ne yapıyoruz? Kortizon iğnesi yapıyoruz. Hiçbir zararı yoktur. O zaman doğru kortizon zamanda iğnesinin ameliyata, cerrahiye eşdeğer bir tedavi şekli olarak değil, diyebilir miyiz? Ertelemek için diyebiliriz. Ertelemek yani için. Şimdi bunu söyleyeyim ben. Genç yaşta ben kortizon önermem, yapmam. Mecbur kalmadığımız sürece. Kortizon gerçekten dedikleri gibi kilo yapıyor mu? Kortizon şu anda sıvı yani tutuyor vücut. Sistemik alındığı zaman ama biz lokal yaptığımız için yani kortizon dünyada en fazla kullanılan ilaçtır. Yani nakil olan hastalar hayat boyunca kortizon kullanır. Doğru dozda kullanıldığı zaman en ufak bir sıkıntı yapmaz. Bizim kullandığımız kortizon diz içine lokal olarak verdiğimiz için ne kemik erimesi yapar ne de kilo aldırır. Kesinlikle yanlış. Sadece ağrıyı dindirir. Ama kortizon doğru yapıldığı zaman hastayı rahatlatır. Ama ağrı indirir ama tedavi etmez. Yani etmez. Dediğiniz gibi hastalığı erteler. Erteler. Hani çok fazla yapıldığı zaman ters etki gösterip eklemi yıpratır. Doğru dozda doğru bir hekim yani doğru bir kararla yapılması lazım. Yani işte bu yüzden her yaş grubu için, her kireçlenme evresi için bir enjeksiyon yöntemi var. Human Bey, bu anlattığınız aslında alternatif tedavi yöntemleri. Evet. Yani son dönemde çok popüler oldu PRP ve tabii enjeksiyonlar. Ki, tabii ki. Bunu anlatmanızı istiyoruz ama bir türlü izin vermiyoruz anlatmanızı. Çünkü hattımızda bir tane tamam. izleyicimiz var. Neyse. Alo. Alo, günaydın. Günaydın. Günaydın, buyurun hanımefendi. Hocama sorularım olacaktı. Antalya'dan arıyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş
hocam, günaydın. Günaydınlar. İyi değilim hocam. Sizi görünce hemen heyecanlandım, bilgi alınım diye. İyi yaptınız. Diz kapağım, sol bacağımda, diz kapağımda çok büyük arızalar var dedi doktorlar. 3 senedir uğraşıyorum. Ama ameliyat demişlerdi. Bir türlü olamadım. Yalnız sol bacağımın, diz kapağının bir de çaprazları, arka çaprazlar kopuk dediler. Menisküs var dediler. İşte diz kapak erimiş, kireçleme yapmış, sıvı toplamış, bir sürü sorun var. Tamam. Ama ben bir kere o tedavileri gördüm. PRP yaptırdım. 2 kere. 3. yapamadım. Şimdi ağrım oldukça çok. Bir türlü ne yapacağımı da bilmiyorum hocam. Şimdi Şeriban Hanım, yaşınız kaçtı? Yaşım 69. 69-70. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bizim hastamız 69-70 yaşında. Kirişlenmesi varmış. Arka çapraz bağ dediğimiz, arka çapraz bağımız yırtık. Hı hı. Arka çapraz bağ dediğiniz o gösterdiğiniz? Evet, şimdi hani ben kısaca bahsedeyim. İki kemik arasında şimdi menisküslerimiz var. İç ve dış menisküs. Ön çapraz bağımız var. Ve arka çapraz bağımız var. Hı hı. Ve iki tane yan bağımız var. On tarafta diz kapağı tutan bağlarımız da var. Şimdi arka çapraz bağ ve ön çapraz bağ dizin kaymasını engelleyen bağlardır. Hı hı. Şimdi arka çapraz bağ kopuk olan kişinin 70 yaşında kirişlenmesi var ise PRP'den fayda görmez. Hı hı. Yani ağrısını azaltır ama tedavi etmez. Hı hı. Şimdi bu hasta için genelde yapılması gereken tek bir şey var, o da diz protezidir. Diz protezi iki tane çeşidi var. Bir ön çapraz, hepsi ön çapraz bağı kesiyor. Ama arka çapraz bağı için iki çeşit var. Bir tanesi arka çapraz bağı koruyan, diğeri arka çapraz bağı kesen. Hı hı. Zaten hastanın arka çapraz bağı kopuk. Onun için arka çapraz bağı kesen protez kullanırsa zaten kesilmiş olan bir, yani kopmuş olan zaten bir protez. Zaten kopmuş olduğu evet. için. Yani o protezi kullanırsa zaten olsa bile bunu, bu protezi kullanırken o bağ kesilecek. Hı-hı. Zaten kopuk, bu protez uygun olur. Ve haliyle yapılırsa o zaman o çok memnun kalır ve çok rahatlar. O protez o bağların yerini almış tabii olacak ki, değil mi? Tabii ki. Evet. Hı-hı. Onun özel mekanizması var. Dizin kaymasını engeller. Şimdi cerrahiye bakacak olursak. Şimdi cerrahi bizim için artık... Cerrahiye bakmadan önce yine hattımızda bir izleyicimiz tamam. var. Buyursun. Alo. Alo. Buyurun evet. Kazım Bey. İyi günler efendim, iyi yayınlar. Çok i̇yi günler, sağ olun, teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacak. Buyurun, lütfen. Hocam ben şimdi bel fıtığında 91'de ameliyat oldum önce de. Şimdi yine doktora gittim, 3 yerde ameliyat gösteriyor. Ne ameliyatı? Bu bel fıtığı ameliyatı gösteriyor. Ondan sonra hocam şimdi... Sesi biraz kalçamda, az geliyor Kazım Bey'in. Şimdi biraz daha iyi duyacağız. Kalçamdan diz kapama indi. Şimdi orada da kaval kemiğime. Evet. Ama şu anda çok rahatsız ediyor beni. Hiç üzerine basamıyorum. Tamam. Uyuşma, kasılma, karıncalanma, yanma, kramp girme, kasılma gibi şikayetler oluyor mu? Var efendim. Hepsi var. Gece mi daha çok, gündüz mü daha çok? Gece. Gece. Kazım Bey. Gece beni uyandırıyor. Uyandırıyor. Belde ağrınız var mı? Bel ağrısı var mı sizde? Bel ağrım vardı, şu anda durdu. Tamam. Ama bu şimdi kaval kemiğim çok ağrıyor. Tamamdır. Yaşınız kaç Kazım Bey? Yaşım 60. Allah sağlık sıhhat versin. Tamamdır. Şimdi genel olarak bizim için alt ekstremitedeki ağrılar, kalça ağrısı olsun, diz ağrısı olsun, oyluktaki ağrı olsun, kaval kemiğindeki ağrı olsun, hepsi sinirsel bir şey. Ağrı sinirsel bir şey. Hı hı. Yani felç geçirmiş olan kişi ağrı duymaz. Niye? Sinirler çalışmıyor. Çalışmadı. Ağrı sinirsel olduğu gibi sinirlerin kökeni nereden geliyor bizim için? Belden gelmektedir. Şimdi belde bir istasyonumuz var. Ben bunu benzetiyorum. Onlardan çok dallar çıkıyor. Dallar çıkarak kalçadan, oyluktan, dizden, kaval kemiğinden geçerek ayağa kadar inmektedir. Şimdi bel fıtığı olan hastalarda genelde uzun kemiklerde, yani baldırın ön kısmında ya da arka kısmında, oyluğun arka kısmında gibi kasılma, çekilme, uyuşma, karıncalanma ve sızma gibi ağrılar meydana gelmektedir. Şimdi onun için belde ağrısı olur ya da olmaz. Genelde tek taraflı olur.
İlerlediği zamanlarda belde ağrı olur. Bu genelde belden kaynaklı olduğunu düşündürür. Çünkü kirişlenme ağrısı lokal olur. Yani dizdeki ağrı yukarıya çıkmaz, yansımaz. Hiçbir ağrı aşağıdan yukarıya çıkmaz. Anlatabildim mi? Peki belden gelen ağrılar farklı oluyor. Farklı olur. Evet, hani belde sıkıntı olduğunda o kalçada hissedebiliriz. Oyulukta, dizde ya da kaval kemiğinde hissedebiliriz. Ama kirişlenme ağrısı diz içinde ya da kalça içinde sinirli kalır. İşte bu şikayetler daha çok kasılma, uyuşma eşlik ettiği için belden olduğunu düşünüyorum ben. İşte onun için bir bel için bir röntgen, ondan sonra MR çekilmesidir ve ortopedi hekimine başvurmasında fayda vardır. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi tedaviye gelecek olursak şu anda bizim için artık çok popüler, hasta için artık rahat, bizim için çok kolay. Biz ne yapıyoruz? Artık önceden söylediğim gibi hani çok fazla kesiyorduk ama şimdi artık o kesme işleri bitti. Şimdi biz ne yapıyoruz? Orta hattan giriyoruz, diz kapağını yana kaydırıyoruz ve ekleme ulaşıyoruz. Ekleme ulaştığımız zaman, ben buradan göstereyim ben size. Bu taraf kirişlenmiş, bu taraf sağlam olduğunu düşünelim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kirişlenmiş olan kısmı ne yapıyoruz? Artık tıraşlıyoruz. Artık önceden çok fazla kesiyorduk. Şimdi sadece 5 milim. Orayı temizliyorsunuz. Sadece yani. Tıraşlıyoruz. Öyle diyeyim yani. Sadece kirişlenmiş olan kısmı tıraşlayıp ondan sonra üzerine kaplama yapıyoruz. Hani diş kaplaması yapar gibi. Artık hani ufak küçültüyoruz. Üzerine bir kaplama yapıyoruz. Konuluyor. Kaplama yapıyoruz. Hem oyuluk için hem de kaval kemiği için. Yine az bir şekilde kesip kaval kemiğin üzerine bir kaplama yapıyoruz ve ikisinin arasına bir polietilenden yapılmış bir menisküs koyuyoruz ve hasta ağrısız bir şekilde yürümeye başlar. Bu total diz protezi dediğimiz yani her iki tarafta kirişlenme var ise bunu kullanıyoruz. Şimdi yeni çıkan bir protezimiz var. Onun da özelliği şu. Sadece iç tarafta kirişlenme var ise kısmı protez yapıyoruz. Sadece dizin yarısını protez yapıyoruz. Yani o da tıbbın gelişmesiyle birlikte. Tamamını yapmanıza gerek kalmıyor. Ama ikisinde kirişlenme var ise söylediğim gibi hani açıyoruz eklemi 5'er milim kesip tıraşlayıp üzerine kaplama yapıyoruz. Ve aynı gün içinde ya da aynı gün akşamında ya da ikinci günde hastayı yürütüyoruz. Ve hemen hasta yürümeye başlar ve hareket etmeye de başlar. Hasta yürüdükçe, bastıkça çabuk iyileşir. Ben onu hep söylüyorum. Bizim için yarım saatlik bir iş. Yarım saatlik bir cerrahiden korkmayın. Ve kirişlenmeden dolayı yatağa bağlı kalmayın. Aslında cerrahiden çok korktuğu için herhalde hastalar erteliyor ve artık son aşama, dördüncü aşama ve cerrahiye gerek kalıyor. Aslında erken gelirse yapılacak çok şey var. Hatta şey yapılabilir, hani destekleyici ilaçlar mesela glukozamin hapları onu alabilir, hyaluronik kolajen hapları alabilir. Çok yapılacak çok şey var ama yeter ki erken gelsinler. Yani hani ağrı duyduğu anda başvursunlar. Artık gerçekten o kadar doktora artık ulaşmak çok kolay oldu. Evet, yani rahat bir şekilde her yerde elimizin altında. Aynen her yerde röntgen, MR, tomografi çekilebiliyor. Her yerde iyi hekim vardır. Bu yüzden hastamız korkmasın. Korkmadan mutlaka cerrahiye gelmeli. Çünkü daha artık baş edilmez ağrı duyduğu sonuçlar anda olabilir. Gelsin. Çünkü ihmal ederse ne olur? Mesela hasta 45-50 yaşındayken ağrısı başlamıştır. Diyelim başladı. Hasta erteledi. Hasta ağrı duyduğu için yürüyemiyor, gezemiyor. Doğal olarak ne olacak? Bu hasta kilo alacak. Bütün kasları zayıflayacak. Şeker, tansiyon, kalp hastalıkları ortaya çıkacaktır. Ondan sonra yaş ilerledikçe bu şikayetler daha fazla komplike hale gelecektir. 70 yaşına geldiğinde obez, tansiyonu olan, kalp hastalığı olan, şekeri olan bir hasta olacaktır. Ameliyat olmak istediğinde olamaz. Çok daha zor olacak. İzin vermez anestezi o zaman. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Efendim.
Buyurun efendim. Emin Bey. Evet evet. Ümmen Mafya bağlı ben doktorum. Buyurun. Günaydın. Buyurun. Günaydın. Günaydın Emin Bey. Hocam ben Ağrı'dan arıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Anladım. Kilom 105 kilo. Yaşım 74. Evet. Dizlerimin sıvısı bitmiş. Kemik kemiğe çürüyor doktorlar değil. Ben gezemiyorum. Yani sanki kiviye basıyorum. Evet. Peki ne yapmamız lazım? Buna bir tedavimiz var mı? Evet, hocam geçmiş ya. Olsun. Şimdi hastamızın kilosu var, yaşı da var, diz ağrısı var, hareket kısıtlığı var, yürüyemiyor, gizemiyor. Şimdi yani %99 kireçlenmedir. Çözümü, yani zaten kireçlenmenin bütün belirtileri var aynen, beyefendine. Evet, çözümü şu anda bu hastayı bir an önce hani doktora gelmesi ve kontrol edilmesi gerekirse bu protez dediğimiz ameliyatları yapılması gerekir ve rehabilitasyonla beraber, fizikle beraber hasta eski yaşantısına dönebilir. Dönecek. Yeter ki bir doktora gitsin, röntgen çekilsin, ondan sonra tanı konulduktan sonra cerrahi olması gerekiyorsa ki büyük ihtimalle kireçlenmenin son evresi olup cerrahi olmasında fayda olacaktır. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz yardımcı doçent doktor Humam Baki, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Canlı yayınımıza bağlanarak hocamıza merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamdan sonra tekrar hocamızla birlikte olacağız. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında pilot bölge seçilen Trakya hızla gelişiyor. İstanbul'un yeni sanayi rotası, dev projelerin hayata geçtiği bir yer. Yatırıma en uygun ilçe, Trakya'nın 4. büyük ilçesi, Lüleburgaz. Geleceğinizi ve fırsatlarınızı ertelemeyin. Arsa dünyası bu büyük ve kazançlı yatırımı ayağınıza kadar getiriyor. Yerlerimiz Lüleburgaz'a bağlı, konum olarak Muratlı'ya 10 dakika mesafede, Lüleburgaz'a 20 dakika uzaklıkta. Bölge sürekli göç aldığı için bugün aldığımız yer bir sonraki yıla inanılmaz prim yaparak giriyor. Trakya, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan tek kapısı. İçinden hızlı tren hattının geçtiği Muratlı'ya 10 dakika mesafedeki bu yerlerimiz İstanbul Halkalı İstasyonu'ndan başlayıp Edirne, Kapıkule, Balkanlar ve oradan Avrupa'ya kadar açılacak olan bu hızlı tren hattı projesi şimdiden bölgeyi hızla kalkındırmaya devam ediyor. Söylentisi bile oradaki arsa fiyatlarını fazlasıyla değerinin üstüne çıkardı. Gelişen ve büyüyen şirketlerin yatırım yaptığı bir yer. Ulaşım projesi, hızlı tren, ana caddeleri, resmi kurum ve kuruluşlara yakın olmasından dolayı yapmış olduğunuz konutun kısa bir sürede değer kazanmasına neden oluyor. Doğru yere doğru zamanda yatırım yapılmalı. Sanayinin yoğun olduğu bir yerdir. Şu anda sıfır daire fiyatlarının 120 ile 250 bin TL arasında seyrettiği Lüleburgaz'da önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde konut fiyatlarında hızlı bir artış öngörülüyor. Buradaki daireler daha geniş ve konforlu. Ekonomik bir şekilde ev sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Hızlı tren hattı ile İstanbul'a yakınlığı sadece 30 dakikaya düşecek. Bu bölgede konut ve arsa yatırımı yapan herkes kazanacak. Son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan hızlı ve büyük hareketlilikle birlikte arsa yatırımının tercih edilmesi ön plana çıkıyor. Güçlü tarıma dayalı sanayisi, ticari bağlantıları Lüleburgaz'ı ön plana çıkartmıştır. 250 metrekare, imarlı, ifrazlı, %60 konut imarlı. Alır almaz 3,5 kat inşaatınızı yapabileceğiniz bir yer. Sadece ve sadece 36 bin TL, 18 bin TL'si peşin, geri kalan 18 bin TL'sini bütçenize uygun şekilde taksitlendiriyoruz. Alır almaz 3,5 kat inşaatınızı %60 konut imariyle yapabileceğiniz muhteşem bir yer. Elektriği, suyu, altyapısı hazır. Ana yola cephe, mahallenin içinde. Kefilsiz, kredisiz, kolay taksit imkanlarıyla hemen tapunuzu teslim ediyoruz. Takas imkanlarımız mevcuttur. Hafta sonu ve hafta içi her gün ücretsiz servislerimiz hizmetinizdedir. Geleceğinizi ve fırsatlarınızı ertelemeyin. Hemen Arsa Dünyası'nı arayın. 0212 728 55 33 0533 090
19-0. Arsa Dünyası, yatırımın son noktası. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda yardımcı doçent doktor Humam Baki var. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Canlı yayınımıza bağlanarak merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Hocamız çok ayrıntılı ve çok iyi bir şekilde anlatıyor zaten. Sağ olun, teşekkür ederim. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, nerede evet. Kaldık Humam Bey? Şimdi dizi özetlemeye çalıştım. Söylediğim gibi hani yürürken normal şartlarda vücut ağırlığının altı katını diz üzerine biniyor yürürken. Ama şu anda dizi anlatmaya çalıştım. Hani ağrısı olduğu zaman doktora gitmemiz gerekir, belirtileri nedir, hangi zamanlarda doktora gitmemiz gerekir, ne yapılması gerekir. İnşallah faydası olmuştur. Ama evet. Şu anda daha komplike bir ekleme geçeceğiz. Kalça. Evet, kalça. Eyvah. Evet. Niye daha zor? Komplike? Kesinlikle daha zor. Şimdi dize baktığımızda diz menteşe gibi hareket eder. Sadece ekstansiyon ve fleksiyon. Fleksiyon kıvırma, bükme, kırma hareketi. Ekstansiyon dediğimiz açma hareketidir. Ama kalça öyle bir şey değil. Hani kalçaya bakacak olursak bizim vücutta 3 tane eklemimiz var. 1. Kalça. 2. Omuz, üçüncüsü baş parmak. Onlar özel eklemlerdir. Niye özel eklemlerdir? 3 eksende hareket etmektedir. Ön arka, ondan sonra yaklaştırma, uzaklaştırma ve döndürme. Rotasyon hareketleri de yapıyor. Şimdi mesela bu bir kalça maketidir. Ön arka hareketleri yapar. Ondan sonra uzaklaştırma, yaklaştırma hareketi de yapar ve rotasyon, döndürme hareketi yapmaktadır. İşte onun için bu üç eklem bizim için özeldir. Rahatsızlığı çoktur. Tedavisi oldukça zordur. Eyvah. Ama çözümü vardır. Şimdi kalça genelde herkesin bildiği gibi bir yuva içine, yuva dediğimiz estabulum yani pelvis kemik içinde bir yuva olup yuva içerisinde küre var ve o yuva içine girer. Eklem oluşur. Onları saran kapsülleri vardır. Kapsülleri saran kaslar vardır. Şimdi kalça gene vücut ağırlığını taşımakla beraber hareket açıklığı dizden daha fazladır. Daha fazla hareket ediyor. Ve kalçada şimdi az önce bir beyefendi aramıştı. Evet. Hani kalça çıkığı uykusu varmış. Şimdi bu ne yazık ki bu kalça çıkığı önceden çok ihmal edilen bir sorundu. Şimdi çocuk doğar doğmaz hemen kundak yapılırmış. Ondan sonra hatta hala görüyoruz yani yapılıyor hali. Kundak yapılıyor ondan sonra doktora götürmüyorlar ve haliyle kalça çıkığı varsa ihmal ediliyor. O bebeklikten beri olabiliyor bu kundak yani. Kesinlikle şu anda yanlış, yasak, tıbbi hata kimse yapmıyor. İkincisi, şu anda Sağlık Bakanlığı sağ olasın artık gerçekten bu kalça çıkığı için ultrason, tarama testi mecburi ve zorunlu hale getirdi. Bebeklerde. Evet. İlk bir ayda çekilmesi gerekir kalça ultrasonu. O da bizi çok rahatlattı. Hani kalça çıkığı var ise, bebeklerde var ise erken tanı konulduğu zaman çift bez kullanarak ya da bir bandajla kullanarak onu tedavi edebiliriz. Peki eğer anlaşılmazsa bebeklerde olan doğuştan kalça çıkığını yani ne zaman anlaşılır ve sonrasında ne olur? Şimdi iki taraflı çıkığı var ise geç anlaşılır. Ama tek taraflı bir çıkığı varsa yürümeye başladığı zaman anlaşılır. Ama o zaman ne olacak? Cerrahi olmak zorunda kalacak. 2 yaşından sonra kesinlikle ameliyat olması gerekir. O zaman dediğiniz gibi ne kadar önemli doğal, evet. Bu şeyin aynen, çekilmesi, aynen, kalça röntgenin çekilmesi evet. Çok önemli. Kesinlikle. Çünkü erken tanı konulduğu zaman hani sadece kurbağa gibi bacaklarını ayırarak
çift bez ya da pavlik bandaj dediğimiz bir bandajla kurtarabiliriz. Ameliyat olmadan. Ama ihmal edilirse ameliyat olması gerekir. Ameliyat nedir? Yumuşak dokuyu keseceğiz, kemikleri keseceğiz. İster istemez ileride başka cerrahi olmak zorunda kalabilecek. Anlatabildim mi? İşte onun için erken tanı çok önemli. Erken tanı çok önemli. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Buyurun Muhittin Bey. Nasılsın? İyisiniz? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bu şey çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben geçen sene kaza yaptım. Motosiklet beni çarptı. Geçmiş olsun. Kalçam üstüne yatamıyorum. Kırık olmuş muydu? Olabilir mi? Geçmiş olsun. Kazadan sonra kırık oluşmuş mu? Kırık mı bilmiyordum. Şimdi duyacağız yani, Muhittin Bey'i. Pek alamıyoruz sesini. Yattım sağda yattım. Bir şey müdahale etmediler. 3 ay yattım. Muhittin Bey, bir özür dileriz, biz sizi anlayamadık. Bir daha anlatırsanız çok seviniriz. Rahatsızlığınızla ilgili bir daha bilgi verirseniz. Geçen sene kaza geçirmiştiniz. Geçen sene kaza yaptım. Evet, geçmiş olsun. Sağ tarafından kalça 3 ay yaptım bunun kazanın. Tamam. Bir ay sonra yatamıyorum. Evet. Şu anda kazadan sonra kırık oluşmuş mu? Kırık değil. Tamam. Kazaya bağlı travma geçirdiniz. Ondan sonra bir ay boyunca yattınız. Ondan sonra ağrılar devam ediyor. Doğru mu anladım? Evet. Tamam. Şimdi Muhittin Bey, geçmiş olsun. Genelde kazadan sonra kemiklerde kırık olmasa bile şimdi travmanın sonucunda eklem yerinde hani kıkırdaklarda bir travma sonucu olduğunda travmatik bir genişleme oluşabilir. Kıkırdak hasarı oluşur. Kıkırdak hasarı oluştuğu için travmaya bağlı genişleme oluşur ve hasta ağrı duymaya başlar. Bu birincisi. İkincisi, kalçayı saran şu anda bir labrum dediğimiz bir kıkırdak bir yapı var. Dudak gibi. Yani labrum, Latincesi, Türkçesi dudak anlamına geliyor. O da kalçayı sarıyor. O yırtılmış olabilir. Üçüncüsü kapsül, yumuşak dokular, bağlar zedelenmiş ya da kopmuş olabilir. Bunların hepsi zaten hani kırılma olması da travmaya bağlı. Ve gerçekten yumuşak dokunun travması, bağların yırtılması kırıktan daha fazla ağrı yapar ve daha uzun sürer iyileşmesi. Onun için bir muayene edilip kalça MR'i çekilmesinde fayda vardır. Ona göre tedavisi yapılır. Zor bir şey değil. Yeter ki nedeni belli olsun. Ki şu anda radyolojik tetkikler ve gelişmesiyle birlikte tanı koymak çok rahat oldu. Yani tıpta zaten gri yok, siyah beyaz var. Yani bu hastalık var ya da yok. Olabilir diye bir kelime kabul etmem ben. Hasta girir, muayenesi yapılır, gereken tetkik çektirilir ve tanı konulur, tedavi edilir. Her şeyin bir çözümü var. Ona yeter göre ki hastamız doğru doktora gelsin, doğru hekime gelsin, doğru bir yol izlensin. Şimdi hani kalça bizim için niye önemli, söylediğim gibi hareket açıklığı fazla olan bir eklem. Aynı zamanda söylediğim gibi bir yuva içerisinde bir küre bir küre var ve her tarafa dönüyor. Şimdi bunu tutan çok ciddi, az önce anlattığım labrum dediğimiz bir dudak var, bağlar var, kaslar var. Şimdi bu kalçanın girişleme nedenleri nedir? Gene dizde olduğu gibi aşırı kilo, yaş, travma. Kalçaya özel bir şey var. Kontrolsüz kortizon kullanan kişilerde avasküler nekroz dediğimiz bir çürüme meydana gelir kalçalarda. Yani kalçayı oyluk başını besleyen damarlarda bir sıkıntı oluşur ve bu oyluk başı genelde beslenmez ve ölür. Nekroz dediğimiz bir ölü tabloya. Hareket zaten orada oluyor değil mi? Evet tabii yani hareket işte eklem yerinde yani. Hasta ağrı duyar ve girişlerine oluşur ve haliyle biz ona cerrahi yapıyoruz. Şimdi bu yüzden kontrolsüz kortizon kullanmak iyi bir şey değil. Doktor gözlemi altında kullanması gerekir. Aynı zamanda kalça çıkığı, ihmal edilmiş kalça çıkığı,
yanlış yapılmış bir kalça çıkığı ameliyatı, sık sık travma geçirmesi, ondan sonra kırıklar, hepsi kireçlenmeye neden olabilir. Hani belirtilere gelecek olursak, dizde olduğu gibi hastanın kat ettiği mesafenin azalması. Yani önceden 100 metre yürürken şimdi artık 10 metre yürüyor. Merdiven çıkıp inememe. Gece uyandıran ağrı, bu çok önemli. Hem diz için hem kalça için. Gece uyandıran ağrı var ise önemli. Demek ki bu kireçlenme ilerledi ve acil müdahale edilmesi gerektiği gösterir. Hı hı. Onun dışında kısalık oluşması. Hı hı. Şimdi kireçlenme arttığı zaman özellikle kalça çıkığı varsa bir taraf öbür taraftan daha kısa oluyor. Hı hı. Aynı zamanda şey çok önemli bizim için. Kalça ve alt ekstremite ağrıları belle çok alakası vardır. Hı hı. Yani belde sıkıntısı olan bir kişinin kalçasında, oyulukta, dizinde mutlaka bir şey çıkabilir. Bir ağrı, yansıyan ağrı olabilir. Hı hı. İşte bunun için detaylı muayene edilmesi lazım. Hı hı. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Efendim. Buyurun Rıza Bey. Benim de hocama bir sorum var. Sivas'tan arıyorum ben. Buyurun. Buyurun efendim. Günaydın. Günaydın hocam. Ben şimdi Suşehir Devlet Hastanesi'nden muayene oldum. Evet. Şimdi benim bu kalçalarımdan ekseriyetli sol bacağımda bir sancı var. Bu böbreklerden gelebilir mi o sancı? Yoksa kalçamdan başlıyor, bacağıma vuruyor. Geceler de çok yanma yapıyor. Evet. Geçmiş olsun. Şu anda kalçada kireçlenme var ise ağrısı kalçada kalır. Spesifik bir ağrı, bir kalça kireçlenme ağrısı kalçada kalır. Ama bacağa inen ağrısı ve yanması var ise bu da aynı zamanda belde sıkıntı olduğunu gösterir. Yani o da hem kalçada sıkıntısı vardır hem de belde sıkıntısı olduğunu gösteren bir şeydir. Çünkü aşağıya vuran ağrıyla birlikte yanması var ise demek ki kalçada, belde de sıkıntısı vardır. Onun için bu bir hastaya baktığımız zaman sadece kalçaya ya dize odaklanmamak lazım. Hı hı. Hasta bir bütündür. Kafadan ayağa kadar bir bütündür. Şimdi her şeyine bakılacak. Şimdi ameliyat olacaksa ya da bir tedavi edilecekse her şeyine bakmamız lazım. Kalbine bakmamız lazım. Check-up'tan geçmesi lazım ameliyat olacaksa. Dizinde bir ağrısı varsa beline bakmamız lazım. Kalçasında ağrısı varsa gene diğer kalçaya bakmamız lazım. Beleye bakmamak lazım. Bakmamız lazım. Yani bir bütündür. İşte bu yüzden bu bir hasta geldiği zaman baştan ayağa kadar değerlendirilmesi lazım. İşte bu hasta bence sadece kalça muayene edilmemesi lazım. Hem kalçasına bakıp hem de beline muayene etmemiz gerekiyor ki gerekirse kalçadan röntgen, belden MR çekilip doğru tanıyı koyup ona göre tedavi yöntemi belirlemek ve yolu çizmektir. Peki diz protezlerinde bahsettiğiniz ya da kireçlenmelerinde bahsettiğiniz aşama aşamaydı. Doğrudur. Yine aynı şekilde mi? Tabii ki. Ya kalçada da? Evet, benziyor. Şimdi yalnız az önce bir izleyicimiz aradı. Hı hı. Şimdi kalça çıkığı varmış, yaşı 54'müş. Hı hı. Sanırım kısalığı varmış. Tek taraflı ise bir taraf öbür taraftan daha kısa olur. Bu hasta için ne yapalım? Ben hani söz ne verdim, cevap vereceğim diye. Şimdi zamanı geldi. Şimdi bu hasta 54 yaşına kadar gelmesi büyük bir şey. Demek ki gerçekten niye bayağı dayanmış. Hı hı. Yapılması gereken şey bu hastanın kireçlenmiş olan kemikleri alıp ben bu şekilde göstereyim. Bu bizim pelvis içine yuvayı gösterelim. Hı hı. İçi boş. Hı hı. Normal şartlarda böyle olması gerekir. Kireçlendiği zaman artık özellikle kalça çıkığı olan kişilerde bu çukur kaybolur. Biz ne yapıyoruz? Bu çukuru oluşturuyoruz. Ondan sonra protezimizi alıp bu çukur içine yani düzgün açılarla ve düzgün enkülasyon yani eğimlerle bunu yerleştiriyoruz. Üzerine insert dediğimiz polietilenden ya da seramikten yapılan malzemeyi koyuyoruz. Bu kıkırdak görevini yapıyor. Hı hı. Genç hastalarda 60 yaş altındaki hastalarda genelde seramikten yapılmış olur. Hı hı. 60'tan sonra polietilenden yapılan malzemeden faydalanıyoruz. Ama önemli olan onu düzgün bir şekilde yerleştirmek. Ondan sonra... Peki bu maddelerin vücuda bir zararı var kesinlikle mı? Kesinlikle hayır. Yok. Niye? Bu sonuçta
çok çalışmalar yapılmıştır. Yan etkisi olmadığını, uzun süre vücutta kalabileceğini, reaksiyon vermediğini kanıtlamıştır. Tabii ki biz de onu hazırlıyoruz. Aynı zamanda sterilizasyondan geçiyor. Öyle biz kullanıyoruz ki malzemenin kalitesi çok önemli. Mesela bizim hastanede genelde en iyi malzemeyi kullanıyoruz. Çünkü protezin bir ömrü var. Güzel malzeme kullanıldığı zaman bu hasta için 15-20 sene götürebiliyor. Yani 15-20 sene sonra peki evet dediğiniz gevşeme gibi olursa, iyi bir protez kullanıldıysa çıkartıp yenilemek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Revizyon biz sık sık yapıyoruz. O mümkün. Ama şu anda önemli olan şu. Hasta geldiği zaman mesela diz protezi yaptık. Bu hasta daha önce doğal dizini bozdu ise demek ki iyi bakmazsa protezi de bozar. Demek ki protezi yaptık. Hasta 140 kilo protezi yaptık. Genelde bir zayıflamasını istiyoruz. Diyelim mesela zayıflayamadı, imkanı olmadı. Genelde hani zayıfladıktan sonra yapıyoruz ama birçok hasta zayıflıyor, protezleri taktırıyor. Ondan sonra kilo hemen alıyor. Kilo almaya başlıyor. O yanlış. Anlatabildim mi? Şimdi kalçada şimdi kısalık var ise bu daha komplike bir vaka. Artık kısaltmalı protezler de var. Hani onu kalçaya aşağıya indiriyoruz. Gerçeklerini indirip iki tane tarafı eşitlemeye çalışıyoruz ve çok başarılı oluyor. Yani benim bir tane hastam var hatırlıyorum. 45 sene boyunca hasta iki taraf arasında 6 santim bir kısalığı vardı. Hep yamuk basıyordu. Bir saat cerrahi ameliyat yaptık. Ondan sonra hemen ayağa kalktı ikinci gün. İki taraf eşitlendi. O kadar uzun şu süre anda boşu hasta boşuna arıyor, beklemiş. Teşekkür ediyor. Telefonu kapatıyor sadece sürekli. O iyi bir şey. Ama önemli olan doğru cerrahiyi yapmak. Şimdi kirişlenme artık bizim için, bizim Orta Doğu toplumu için vazgeçilmez bir şey. Niye? Açık konuşayım. Yani hepimiz yemek yemeyi severiz. Aynı zamanda yoğun çalıştığımız için, spor için ayıracak zamanımız olmuyor. Evet. Yani doğal olarak yani ben çok fazla ayakta kalıyorum, koşturuyorum, yetmez. Dizler için, kalçalar için özel hareketler var. İstediğiniz kadar gezin, dolaşın, o yetmez. Doğru hareketi yapmak lazım. Mutlaka onları doğru şekilde çalıştırmak evet. lazım. Şimdi bunları bizim eklemlerimizi kurmamız lazım. Spor yapacağız, düzenli besleneceğiz, kilo almayacağız. Ondan sonra eklemlerimizi koruyarak, doğal olarak sağlıklı bir eklem elde etmemiz şart. Siz diz kireçlenmelerinde ameliyatı anlattığınız zaman çok kolay geldi tabii ki bize. Evet. Siz çok kolay bizim anlattınız. Bizim için de kolay yaptık. Ve hemen iyileştiğinden bahsettiniz. Peki kalça ameliyatlarında da mı aynı şekilde? Aynı şekilde. Şimdi bizim için artık bu tecrübeye bağlı olan bir şey. Şu an hocam hasta bir geliyor. Telefonumuz var özür alalım. Dilerim. Alo. Alo. Buyurun efendim Yaşar Bey. İyi günler. Buyurun. Hocama bir sorum olacak size. Tabii. Buyurun lütfen. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Benim annemin belinde aşırı bir ağrı var. Evet. Bir yere eğilip böyle süpürüyorum, süpüremiyorum. Süpürünce bile hemen belime yukarı kalkamıyorum. Bir de ayağımdan yukarıya kaçtığına kadar sandı geliyor. Acaba bunun bir tedavisi var mıdır hocam? Annemiz kaç yaşında? Annem 50 yaşlarında, 55 yaşlarında var. 50 yaşlarında. Evet. Evet. Şimdi nasıl? Kilosu nasıl? Kilosu 85-90 gibi ağırdı yani. Boyu nasıl? Boyu 1.50. 1.50. Yani 1.50 boyuna göre oldukça fazla bir kilosu var. Evet. Yine şimdi, problem kiloya geldi. Aynen. Aynı şekilde. Şimdi uyuşması, kasılması, kram girmesi var mı? Ya da yürürken güçsüzlüğü var mı? Evet, oluyor hocam. Oluyor. Bel için MR çekilmiş miydi? Hayır. Ya benim size önerim Yaşar Bey, ortopedi doktoruna gidip muayene olmasıdır ve röntgen gerekirse MR çekilmesinde fayda vardır. Büyük ihtimalle annemizde bel fıtığı var. Onun için geç kalmadan MR çekilmesi ve tedaviye başlanması gerekir. Fıtıkla kireçlenme karıştırılıyor mu? Evet, farklı.
Farklı evet. Ama hastalar yani karıştırabiliyor evet, değil mi? Tabii ki. Şimdi kirişlenme kıkırdakların yok olmasıdır. Harap edilmesidir. Kemiklerin ortaya çıkmasıdır. Ama fıtık ömürlük üzerine bir bası oluşmasıdır. Peki ikisinin farklı. De aslında gösterdiği etkiler, belirtiler herhalde benziyor farklı. Birbirine. Farklı. Hani şimdi hasta için benziyor ama biz muayene ederken bizim için hani hemen muayenede anlayabiliyoruz. Yani şu anda bir hasta geldiği zaman hastaya ilk önce dokunmak lazım, muayene etmek lazım. Anlatabildim mi? Yoksa sadece hani belim ağrıyor, röntgen çektir gel olmaz. Hasta gelecek, muayene edilecek, on tanı konulacak, ondan sonra ona yönelik bir tedavi uygulanmaya fark ettiyse ben hani dedim röntgen duruma göre MR. Net bir şey söyleyemedim. Niye? Hastayı görmeden ne çekilmesi gerektiğini şu anda buradan söyleyemem. Bilemiyorsunuz tabii ki. Ama hasta doktora gitmesidir. Gitmesi ve röntgen ya da MR tetkik yapılması şart. Ona göre tanı konulur ve tedaviye başlanır. Zor bir şey değil. Biraz kilosu var ama hastamız genç, 50 yaşında. Yani bir faydası görür yani tedavinin bir faydası olur yani kesinlikle. Ama yeter ki bir geç kalmadan bir doktora gitmesinde fayda var. Çünkü bel fıtığı ilerlediği zamanlarda sinirlerde dönüşü olmayan bir hasar meydana gelir. Peki kalça ile ilgili anlattıklarınızın dışında hem yapılacak diğer işlemler ve operasyonun dışında PRP uygulaması kalçada da yine yapılabiliyor mu? Ya genelde her eklemde yapılır ama son yapılan çalışmalarda en etkin uygulama yeri dizlerdir. Dizlerde yani çok daha biz, evet çalışmalarda yaptık, dışarıda yurt dışında da yapıldı. Omuzlar için, dirsek için, kalça, diz, ayak bileği için PRP yapıldı. Sonuçları izlendi, takip edildi. En etkili PRP genelde dizlerde yani öyle diyeyim dizlerde yapılan PRP yüz güldürücü olup doğru yaşta doğru evrede yapılması kaydıyla. Peki yani. Kalçada yapılacak en iyi tedavi hangisi? Şimdi, operasyon kalça mu? Kalça için şimdi söylediğim gibi hani kalça çıkığı var ise ihmal edilmiş bir kalça çıkığı zemininde ise kesinlikle cerrahi ameliyat olması gerekiyor. Operasyon yani başka bir kaça yani başka bir şansı yok. Ama kıkırdak hasarı var ise kapalı olarak artroskopik olarak bu kıkırdak hasarı yani mesela kıkırdak dediğim hani bu az önce anlattığım bu yuvayı saran kıkırdak kısmında, labrum kısmında, dudak kısmında hasar var ise kapalı olarak temizlenebilir. Sıkışma sendromu dediğimiz bir olay varsa ufak bir cerrahiyle protez dışında tedavi edilebilir. Onun dışında mesela ama kirişlenme ya da bu kortizon kullanan kişilerde oyluk başında nekroz dediğimiz bir çürüme ya da kemik ölümü olduğu zaman mutlaka protez yapılması lazım. Protez nasıl yapılır? Az önce anlatıyordum. Hani yuva kısmı oyulur, parçası konulur. Oyluk için ise durum biraz farklı. Oyluk hani oyluk başı kesiliyor. Ondan sonra hani diş implantı yapıldığı zaman hani nasıl bir implant yerleştiriyoruz? Kemiğin içine. Evet. Diğer kalçayla aynı uzunlukta olacak şekilde. Offset dediğimiz bir mesafe ayarlanıyor. Ondan sonra daha önce implant ettiğimiz, koyduğumuz yuva içine yerleştiriyoruz ve dikiyoruz. Hastanın o zaman ağrısız bir hareket açıklığı kazandırıyoruz. İşte kalçadaki protezin mantığı o. Yani gerçekten çok hasta için zor görünse de zor bir şey değil. Ve ilginç olan bir şey şu, kalça daha komplike görülüyor. Ama kalçadaki ağrılar dize göre çok daha az. Çok daha az. Evet. Çok teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz yardımcı doçent doktor Human Baki'ydi. Ortopedi ve travmatoloji ile ilgili bize çok değerli bilgiler verdi. Yarın yine aynı saatte Cem TV ekranlarında sizlerle olacağız. Sağlıklı günler dileriz. Açık kalple konuşan düşman, içinden pazarlıklı dosttan çok iyidir. Hazreti Ali. Ben seni gizli.
Islanırsın bayana. Kopumsan donacağım.